Herkes maskesini takıp sosyal mesafesini koruduğu sürece biz korunabiliriz diye düşünüyorum yani. Ülkemizde en önemli şey olan eğitim. Ona bile dur denilebildiyse her şeye dur denilebilmeli. Cezaları çoğaltsınlar ve de anında almaya çalışsınlar ya da hapse atsınlar. Başka çaresi yok. Yani virüs sanki tatile girmiş tekrar çıkıyormuş gibi falan bir şeyler oluyor. Bu pek uygun değil. Yapılıyorsa yasak tamamen yapılması lazım. Alınan tedbirler yeterli mi? Bence yeterli değil. Çünkü hani toplumun çoğu asgari ücretle geçiniyor. Ondan sonra kafeler falan kapatıldı. Onlar da hani evlerine ekmek götürmek zorunda. Hani güçlü hani Amerika, Avrupa devletleri gibi olup da hani devletin halkın temel ihtiyaçlarını giderip halkın eve kapanması gerekiyor. Yoksa bu virüs bitmeyecek. Bence değil. Yasakların gelmesi lazım. Yani alınan tedbirler yeterli olabilir ama insanların çok dikkat ettiğini düşünmüyorum. Şu anda pek yeterli değil. Siz de görüyorsunuz ki milletin çarşıda dolaşması, çoğu şeylerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Bence değil. Yani değil yani, otobüslerin hala kapasa yani, şu yolu görüyorsunuz. Değil. Mesela okulları açmadılar, kafeleri açtılar. Okullar kafelerden daha önemli. Tabii ticari anlamda kafeler de önemli ama kafe okulları açmadılar. Bu yeterli bir önlem değil. Bence yeterli. Ama uymuyoruz. Yeterli olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Sokağa çıkma yasağı kısıtlanmasının tamamen getirilmesi lazım. Daha önce yapıldı ve büyük oranda düşüş sağlandı. Şu an bu sokağa çıkma yasağı getirilmediği müddetçe kesinlikle tedbirlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yetersiz. Yani yetersiz oldu. Yani ben olsaydım daha okulları, ilkokulları açmazdım. Çünkü her evden iki tane çocuk gitti. Herkesi, evini yani birbirleriyle bulaştırdılar yani. Çocuklar vasıtasıyla yani okulları açmayacaklar. İki sene açmayacaklardı. En fazla iki sene kayıpları olurdu. 7 yaşında yerine 9 yaşında başlamış olurlardı. Yok, tedbirleri yeterli bulmuyorum. Hatta saçma buluyorum. Çünkü yani çoğu kurumlarda şu an bile sürekli işçi kesiminin işe gitmemesi ya da daha doğrusu oralardan çıkamaması, ama memurların gidip gelmesi, otobüsteki doluluk. Yani sadece maskeyle olacak iş değil, tedbirler yeterli değil. Hani sanki virüsün sabah 10'dan akşam 8 arasında virüsle tatil yapıyor gibi. Yani yeterli bulmuyorum. Yapılması gereken, tabii ülkenin ekonomisine de düşünülerek yapılacak ama 2 haftalık bir tamamen yasaklama getirilmesi lazım. Yoksa olacak gibi değil bu işler. Halkımız o kadar şey değil, bilinçli değil. Hiç değil hem de. Alınan tedbirler yeterli değil. Ve yanlış. Şimdi akşam 8, sabah 10 zaten vatandaşın sokakta olmadığı bir saat. Bu saatlerde sokağa çıkma yasağının olması hastalık için bir çare değildir. Alınan tedbirler şöyle, halk tarafından yeterli değil. Devlet olsun, belediyelerimiz olsun, gerekli tüm çalışmaları yapmalarına rağmen, gerekli tüm önlemleri almalarına rağmen, ki biliyorsunuz ben bir hastane müdürlüğünden emekliyim, hastane okul müdürlüğünden, ama biliyorsunuz o sağlık çalışanlarımızın bütün hayatları bu konuda bizim sağlığımıza adanmış durumda. Bence yeterli değil. Neden derseniz bu tedbirler insanlara bağlı, biliyorsunuz. Yani bazen ben şeyi diyorum, yani ay veriyorlar. Hani şu ay bitecek falan diyor. Bunun hani bitmesi için insanlarımıza bağlı, biliyorsunuz. İnsanlarımız tedbirsiz davranıyorlar, maskesi dolaşıyorlar. İnsanlarımıza da biraz bağlı bu şeyler. Ama dediğim gibi tedbirler bence yeterli değil. Yani bence de herkes uyarsa tabii ki tedbirler yeterli. Uyulmazsa yetersiz. Görüyoruz işte ortalığın halini. Uyulursa yeterli. İnsanlarımız uymuyor. Tedbirlerden biraz daha sert alınmazsa bu iş gitmez yani. Eğer devletimizin ekonomisi bunu kaldıracak olursa 15 gün direktmen kapatacak her yeri. Yani bir seferde kapatacak ve bitirecek bu işi. Bence 14 gün bir herkesi evde tutmaları gerekiyor yani. Tedbirlerin gayet bir ciddiye alınması gerekiyor yani. Çünkü bizim çevremizde de çok koronadan şu anda daha yoğun bakımda yatanlarımız var. Evden çıkmadıkları halde. Hani biz geziyoruz, eve gidiyoruz mesela. Onlar da hasta oluyor yani doğal olarak. Annemiz var, babamız var. Bence alınan tedbirler şu anlık yeterli. Çünkü daha fazlası biz insanlar olarak yaşama şeyimizi sıkabilir. Şu an içerisinde kafelerin kapatılması, amcalarımızın gittiği kahvelerin kapatılması
yeterli diye düşünüyorum. Genelde AVM'ler falan da aslında gereksiz biraz. Onların da kapatılması gerekiyor. Herkes maskesini takıp sosyal mesafesini koruduğu sürece biz korunabiliriz diye düşünüyorum yani. Yeterli değil. Nedendir sen bu böyle ortalık böyle olduktan sonra hiçbir zaman için düzelmeyecek. Yani bir ay ya da 20 gün hiç çıkma yasağı verirse her taraf temizlenir. Sizce başka ne tür tedbirler alınabilir? Ya başka ne tür tedbirler alınabilir? Yani biraz daha işte toplu taşıma araçları da dezenfektan uygulanabilir hani yolcular binerken. Yolcu sayısını azaltmaları gerekiyor. Biraz daha tedbirler ağırlaştırılabilir. Daha hafiften başlamaktansa daha ağırdan başlayıp hafife doğru gidilebilir. Yasaklar biraz daha ağırlaştırılmalı. Yapılması gereken bence sadece iki haftalığına tüm her şeyin yani yasaklanması lazım. Sokağa çıkma yasağı olması lazım. Onun haricinde de zaten gerekeni yapıyorlar. Onlara inanıyorum ama yani böyle hani günün yarım günü şey yasak ondan sonra yarım günü serbest o olacak gibi değil. Bu 14 gün mesela kapatılmasını ben çok doğru bulmadım. Çünkü biz her zaman markete çıkan insanlarız yani illaki eksiklerimiz oluyor. 14 gün boyunca şey gibi olur böyle yağmalanma gibi olabilir yani. O yüzden bence başkanımızın yaptığı gibi böyle 3'er saat günlük amcalarımızın, biz gençlerin çıkabildiği bence çok ideal bir yasak olmuş. Bana sorulursa kafelerin tamamen kapatılması, belli bir saatlerde iş yerlerinin kapatılması, özellikle belli yaşların evde kalması daha önemli olur diye düşünüyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması biraz daha artırılabilir saat süresi, saatler. 20 değil de işte 19 olabilir. Ama bu kısıtlamalar içinde biraz da insanlara süre tanınmalı yani alışmaları için. Bir anda olursa zorlanır insanlar, hiç yapmaz bu sefer. O şekilde bir açıklık olabilir. Ya herkes üzerine düşen görevi yapsa zaten tedbire bile gerek kalmaz. Mesela mahallemizde Covid'li hastalarımız vardı. Hiç ev hapsi falan yapmadılar. Gezdiler sürekli. Polise şikayet ettik artık. Öyle. 14 artı 14 sokağa çıkma yasağı koyarak bir defalık bu işi kokundan çözebilirler. Bence söylenen şeylere uymamız gerekiyor. Mesela en basitinden maske, birçok kişi kullanmıyorken görüyorum. Hani biraz da hem kendimize hem de dışarıdaki insanlara karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Biraz daha bu toplanmalar, bir araya gelmeler, pandemiyi unutmalar, halkın sağlığını, yanımızdakinin sağlığını, tabii ki kendi sağlığımızı en başta riske atmama düşünceleri ve eve yönelme, kendi içimize, kendi yalnızlığımıza, yalnızlığımıza derken kendi yalnızlığımızın zenginliğine dönmek diye düşünüyorum. Nasıl eğitime kısıtlama getirildiyse onun dışındaki bütün aktivitelere de kısıtlamalar getirebilmeli. Çünkü ülkemizde en önemli şey olan eğitim. Ona bile dur denilebildiyse her şeye dur denilebilmeli. Hani hem insanlara mağdur etmemek hem de tedbir alarak yani insanları bilmiyorum teşvik etmeleri lazım. Vallahi ne diyeyim, dediğiniz gibi işte tedbirlere uyulsun yeter. Başka ne türlü tedbir alınacak ki? Onu ben bilemem. Devlet büyükleri bilir. Ben bir vatandaş olarak şöyle yap, böyle yap demeye kimseye yetkim yok. Vallahi bu yasakları biraz daha çoğaltsınlar, cezaları çoğaltsınlar ve de anında almaya çalışsınlar ya da hapse atsınlar. Başka çaresi yok. Tamamen kısıtlama. Şey yerde yani 8'den sonra diyor, ben bunu bir saçmalık olarak görürüm bence. Niye? Açıkça konuşuyorum, böyle konuşuyorum, özür dilerim ama... Yani ondan saat 8'e kadar diyor. 8'den sonra yasak var deniliyor. Ama bu yani virüs sanki tatile girmiş tekrar çıkıyormuş gibi falan bir şeyler oluyor. Bu pek uygun değil. Yapılıyorsa yasak tamamen yapılması lazım.